Avrupa Birliği ayrı bir mevzuata tabi, Amerika ayrı bir mevzuata tabi, Türkiye Avrupa Birliği ile aynı mevzuatı kullanıyor. Avrupa Birliği'nde kullanılmasına izin verilen bütün katkı maddeleri başına E numarasıyla, E koduyla kodlandırılmıştır. Yani bir işte 500'e yakın katkı maddesi var, bunların her birinin bir numarası var. Hani mobilya alacaksınız, işte mobilyanın ismi şu, efendim, ürün kodu bu der gibi veya öğrencinin okul numarası der gibi, ismi var, okul numarası var. Her katkı maddesi karışmasın diye bir numarayla numaralandırılıyor. Dünyada muhtelif numaralandırmalar var. Biri E kodlu. Mesela Amerika'da E kodu kullanılmaz. Onlar başka bir numaralandırma sistemi kullanırlar. Bu tamamen E de Avrupa Birliği'ni simgeler. Yani Avrupa Birliği'ni. Dolayısıyla E kodu bir gıda katkı maddesinin zararları ile ilgili bize bilgi vermez. İşte bunlar kanserojen E. E kodu varsa kanserojendir. Öyle bir şey yok. Bütün katkı maddelerin E kodu var zaten. O sadece bir numaradır. Karışmasını engellemek faydalı için. Faydalı olanların da zararlı olanların. Hepsinin. Ya şöyle, şimdi ya katkı maddeleri konusu biraz gerçekten çok girift. Şimdi katkı maddeleri zararlıdır dediğiniz zaman ya Tarım Bakanlığı'na demeyecek mi insanlar? Ya madem bu zararlı niye izin veriyorsunuz? Evet. Yani Tarım Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi'ne girmiş veya dünyadaki böyle kodekslere girmiş katkı maddelerinin ancak kullanılmasına izin veriyor. O yüzden burada şunu da belirtmek lazım. Ya ülkemizdeki katkı maddelerinin yani orta düzeyde bir güvenilirliği var. Yani kafasına göre kimse zaten gıdalara bir katkı maddesi katamaz. Hani bir katkı maddesi kodekse girinceye kadar bir yığın araştırma yapılır. O işte önce hücreler üzerinde, sonra deney hayvanlar üzerinde araştırmalar yapılır. Sonra işte insana da zarar vermeyecek dozlar bulunarak insanlara ancak ondan sonra verilebilecek gıdalara katılmasına izin verilecek şekilde mevzuat çıkar. Dolayısıyla buradan şu anlamı çıkarabilir miyiz? Tüm E harfiyle başlayan o gıdalarda bu kullanılan bunda ürünlerin hepsi, katkı maddelerin hepsi insan sağlığına faydalıdır ya da zararı yoktur diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, hepsi orta düzeyde güvenilirdir. Orta düzeyde güvenilirdir derken şunu kastediyorum. Şimdi ben binlerce makale okudum katkı maddeleriyle ilgili. Virüs antivirüs programına benzetiyorum ben bunu. Orada bilgisayarınızı koruyacaksınız ya virüslerden. Evet. Hangi düzeyde korumasını istiyorsunuz? Yani orta düzeyde koruma isterseniz bazı virüsler girip sisteme zarar verebiliyor. Yani ben biraz daha güvenlik seviyesini yükselteyim derseniz, yani tam korumu sağlayayım derseniz ne olacak? Bazı programları kullanamaz hale geliyorsunuz veya yüksek koruma gerekiyor. Şimdi ülkemizdeki katkı maddeleri orta düzeyde güvenilirdir. Zaten o testlerden geçmemiş bir madde kodekse girmez ve kullanımına izin verilmez. Bakanlığın işi bu zaten. Bakanlık insanların veya tüketicilerin sağlığını korumak için var zaten. O yüzden böyle bir katkı maddesine böyle çok aşırı yüklenildiği zaman orada da bir dur demek lazım. Çünkü yani öyle değil işin gerçeği. Ancak diyorum yani bunu söylerken de aması da var. Aması var. Çünkü izin verilen miktarlarda bile katkı maddelerinin bir kısmı hala zararlıdır. Mesela işlenmiş et ürünleri, salam, sucuk, sosis, pastırma gibi ürünlerde kullanılan nitratlar, nitritler dediğimiz koruyucu katkı maddeleri var. Şimdi bunlar kanser riskini artırıyor. Bu çok net. Bu yüzden dünya... Hangi ürünler bir daha belirtelim mi hocam? Salam, oraya? Sucuk, sosis, pastırma, işlenmiş et ürünleri. Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş et ürünlerine grup 2B yani muhtemel kanserojen olarak sınıfladı bu ürünleri. Yani şimdi bunlar kanserojen olarak değerlendiriliyor. İçindeki dünyada maddeler neydi hocam? Nitratlar ve nitritler. Yani nitratlar ve nitritler. Sodyum nitrat, potasyum nitrat, sodyum nitrit, potasyum nitrit gibi nitratlar ve nitritler. Alırken bunlara dikkat edeceğiz mi? Bunlara dikkat edeceğiz ancak piyasada nitratlar ve nitritlerin olmadığı sucuk bulmak çok az. Ancak butik ürünler, üretimlerle ancak bulabilirsiniz. Pastırma dediniz. Şimdi pastırma genellikle Anadolu'da en doğal yöntemlerle hazır hale, tüketilebilir hale getirilmiş et ürünü olarak bilinir. Yani evde yapıyorsanız zaten sorun yok. Hani bunu nitratı ne bulursunuz ne kullanırsınız. Ancak ticari ürün yaptığınız zaman bunları kullanılıyor. Neden kullanılıyor? Hani bunlar insanlara zarar vermek için mi kullanılıyor? Değil.
Şimdi bazı patojen mikroorganizmalar var. Bunlar çoğaldığı zaman insan sağlığına zarar veriyor. Bunlar çoğalıp da insanlara zarar vermesin, insanları öldürmesin bu madde, mikroorganizmalar diye onlara özel bu koruyucu madde katılıyor. Bu katılınca o madde üreyemiyor, mikroorganizma üreyemiyor ve o açıdan o ürün sağlıklı oluyor. Fakat başka taraftan da bu kanser riskini artırıyor. Yani niye izin veriliyor? Bununla ilgili bazı rakamlar var. Diyor ki bunun kanser yapma riski işte yüzde şu kadardan, binde şu kadardan daha azsa bu artık tüketilebilir diye yaklaşılıyor. Şimdi ben gıda katkı maddelerle ilgili müsaade ederseniz bir şey söylemek tabii istiyorum. Buyurun. Yani buyurun. Bu ya madem Tarım Bakanlığı izin veriyor, hocam sen niye bunun karşısındasın? Niye yani burada bakanlık mı yanlış yapıyor yoksa senin bildiğin de onların bilmediği bir şey mi var? Nereden çıkıyor yani bu katkı madde sorunu niye çıkıyor yani? Hakikaten zararlıysa yasaklansın, değilse artık şey yapalım. Çünkü hemen altında işte Gıda Tarım Bakanlığı'nın şu şu izniyle üretilmiştir ibaresini görüyoruz. Evet. Şimdi bu gıda katkı maddesi meselesi kimler için önemli? Eğer bilgisayarınızı yüksek düzeyde virüsten korumak istiyorsanız gıda katkı maddelerini dikkate alacaksınız. Yok, orta düzeyde korumak yeterli. Yani ben yerim, salam sucukta yerim, kanser riskim %20 artsın, ecelim gelir ölürüm diyorsak bir sorun yok zaten. Katkı maddelerini dikkate almamıza gerek yok. Yani bu katkı maddeleri konusu sağlığını biraz daha önemseyen, yani sağlık risklerini, hastalık risklerini azaltmak isteyenler için önemli. Çok kaba kullanıyorum. Yani katkı maddeleri zararlı mıdır denildiği zaman nasıl bir cevap verilebilir? Katkı maddelerinin bir kısmı zararsızdır. Mesela yağlardan elde edilen monoglyserit. O zaten yağ olarak tüketiyoruz. Onun bir parçasını ben katkı maddesi olarak tüketsem bir sorun yok. Veya pancar kırmızısı. Ben pancarı zaten yiyorum salatalarda. Pancarından elde ettiğim kırmızıyı da tüketmem bir mahsuru olmaz zaten. Hani bazı katkı maddeleri böyle. Doğal. Zaten tükettiğimiz gıdalardan elde ediliyor. Klorofilinler. İşte çimenden elde edilen yeşil boya. Zaten onu ben çimenli yesen de bir şey olmaz yani gibi. O kodda bulunan katkı maddesinin, yine ona örnek vereceğim, 140 o klorofilin. Bir hayvandan ya da haram sayılabilecek bir şeyden elde edilmesi mümkün mü? Değil zaten. Ya o bilgi yanlış zaten. O bilgi yanlış. Yani doğru bilgilerin kaynağını yazdık. Kitaplarımızda var diyoruz. Yani şeyle ilgili... Yani hocam, buradan bir kez daha izleyicilerimize söyleyeyim. Bu listeler büyük çoğunluğu çöp. Kesinlikle. Yani bunları kale almakta bile yanlış yapıyoruz. Altında ismi varsa, telefonu varsa, e-postası varsa, doğrulama imkanı varsa önce o. Kim demiş? Yani bu işin uzmanı başınıza birisi dediyse... Başınıza gelmiş Hacettepe Üniversitesi, ya böyle bir adam yok. Ne diyorsunuz? Ben yine böyle basına bir şey çıktı, bir bilgi. Çok şaşırdım. Altında telefon numarası da var. Telefon açıp sorayım dedim ya hocam, bu çok bizim bilgilerimize ters. Aradım, ismi var Profesör Doktor filanca, üniversite bir hocamız. Vardım, tabii geçersiz numara. Sonra internetten şeyini buldum, e-postasını buldum. Dedim hocam böyle bir şey var, telefon numarası da. Ondan sonra numaram verdim, hoca aradı. Yani hoca perişan olmuş o kadar. Ya benimle alakası yok, ben böyle bir şey söylemedim. Yapmadım, yazmadım, benim adıma gitmiş, ortalık karıştı. Ya böyle şeyler var, ya bilginin kaynağı önemliyse. Şimdi ben cümlemi bitirmek istiyorum müsaadenizle. Bir grup katkı maddesi zararsız. Bir grup katkı maddesinde bazı riskler var. Mesela sentetik gıda boyaları. Bunlar hiperaktiviteyi artırabilir. Bunu destekleyen bilimsel çalışmalar var. Ve bunu mesela bunların içerildiği gıdaların üzerinde not vardır. Çocukların davranışlarını olumsuz etkileyebilir diye mesela uyarı olarak. Şimdi bu sentetik gıda boyaları. Veya koruyucular var mesela. Az önce bahsettiğimiz nitratlar, nitritler veya işte unlu mamullerde kullanılan sülfitler falan gibi. Koruyucu katkı maddeleri. Şimdi bunlar, bunlar bizim bunları tüketmeye ihtiyacımız yok. Bunlar bir gıda maddesi değil. Yani biz bunlar gıda maddesi değil. Dolayısıyla bunlar tamamen ticari amaçla kullanılan maddeler. Ve biz hani bunlar mesela şöyle şeyler... söyleniyor. Konu konuyu açıyor da. Ya suyu da ben 10 litre içsem zaten ölürüm. Hani su zehirlenmesi olur.
Her şey dozunda önemli. Yani bir iki bardak suya zaten ihtiyacımız var ama 10 litre suya ihtiyacımız yok. Katkı maddesi de öyle. Çok az miktarda alırsanız bir şey olmaz. Zaten biz çok az koyuyoruz. Kilograma şu kadar miligram. Bu yaklaşıma ben şu açıdan sıcak yaklaşmıyorum. Yanlış demeyeyim de katılmıyorum. Ya bu su gıda maddesi. Benim iki bardağa ihtiyacım var zaten. Bundan tamam 10 litre içersem su zehirlenmesi olur ama iki bardağa ihtiyacım var. O sentetik gıda renklendiricisi bunlar gıda maddesi değil. Benim bunlara ihtiyacım yok. Evet çok az kullanıldığı zaman sağlığa zararsız gibi görünüyor veya bazı sağlık riskleri var ama ben bunları niye göz göre göre niye bunlara kendimi riske sokayım? Şimdi bazı konular var ortaya koyulması mümkün değil. Şöyle ki mesela sentetik renklendiriciler hücreler üzerinde çalışma yapıldığı zaman hücre kültürü işte şurada hücre kültürü var burada hücreleri koyuyorsunuz. İçine sentetik gıda boyalarını da tek tek ekliyorsunuz. Sonra o hücrelerde araştırma yapıyorsunuz. Bunlar nasıl etkilemiş diye. Bazıları %90'a varacak kadar mesela hücrenin enerji üretim sistemini blok ediyor. Yani enerji üretim sistemini durduruyor. Bizim mitokondriyal enerji üretimini durduruyor. Şimdi bu böyle bir madde. Şimdi bunu vücudumuza aldığımız zaman bu gidiyor bazı hücrelerde bir şeyler yapıyor. Ama bunu ölçme imkanınız yok ki. Ortaya koyamıyorsunuz. İşte diyabet artıyor mesela. Kanser artıyor. Ya işte bunların altında bu tip katkı maddelerinin de yer alabileceği endişesi içimizde yatıyor. Ama bunu ortaya koyamıyoruz.